Neslihan Lezzet Durağı sayfasından herkese merhaba. Sizlerle bugün tarifi istenen pastamın tarifini paylaşacağım. Oldukça basit ve pratik, bir o kadar da lezzetli bir tarif. Muhakkak sizlerin denemesini tavsiye ederim. Öncelikle kabımın içerisinde yumurtalarımı alıyorum. Şekerimle ve vanilyalarımla birlikte 5 dakika kadar güzelce çırpıyorum. Sıvı yağımı ekledim. 20 yemi ekliyorum. Unumu ekliyorum. Kabartma tozumu da ekleyerek tekrar homojen hale gelecek şekilde karıştırıyorum. Yağlanmış tepsime dökerek önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında 35 dakika kadar pişiriyorum. Tezgahımızı 1-2 vurarak havasını alıyoruz. Diğer taraftan kekimizi ıslatmak için sütümüzü hazırlıyoruz. Sütümü aldım. Süt tozumu aldım. Şekerimi ilave ettim. Bir paket kremamı ilave ediyorum ve 3-4 dakika kadar da bu şekilde çırpıyorum. Krem şantim için ise 1 kabıma krem şantim alıyorum. Sütümü ekleyerek 5 dakika kadar çırpıp dolaba kaldırıyorum. Karamel sosu için ise şekerimi ilave ediyorum. Ocağıma alıyoruz. Kekim pişti. Delikler açıyorum. Kenarından hafif bıçak yardımıyla kesiyorum ben. İlk sıcağı çıktıktan sonra hazırladım. Sütlü kremalı sosumu döküyorum. Her yerine değecek şekilde. Bu biraz sütünü çektikten sonra tamamen soğumaya bırakıyorum. Diğer taraftan karamel şekerim eriyor yavaş yavaş. Tereyağı ya da margarinimi ilave ettim. Daha sonra kremamı ilave ediyorum. Bu arada malzemeler kısmı bu videonun altında yer alacaktır. Dilerseniz oraya da göz atabilirsiniz. Kremayı ekledikten sonra taş gibi olacaktır yine şekeriniz. Ama korkmayın, kaynadıkça, kıvam aldıkça tamamen pürüzsüz hale gelecektir. O yüzden sabırla altı kısık bir şekilde karıştırma işlemine devam ediyoruz. Kekim tamamen soğudu. Sütünü de güzelce çekti. Krem şantimi ekliyorum. Güzelce her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Ben hata yaptım burada. Karamel sosumu sıcak döktüm ve haliyle krem şantiyle birlikte karıştı. İstediğim görüntü olmadı. Bu şekilde 1-2 saat dinlendirerek servis ediyoruz. Tadında herhangi bir değişiklik olmadı. Sadece görüntü açısından biraz sıkıntı oldu. O da siz benim yaptığım hatayı yapmazsanız daha iyi sonuç elde edeceksiniz. Tamamen karamelinizin soğumasını bekleyin. Ondan sonra krem şantinizin üzerine dökün. Tarifim bu şekildeydi. Sizlerle paylaşmak istedim. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Benim yaptığım hatayı yapmadan yaparsanız daha iyi sonuç alacaksınız muhakkak. Eğer ki sizler de bu videomu sonuna kadar izlediyseniz beğenip kanalıma da abone değilseniz de abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki tarifimde tekrar sizlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.